Seçicileri referandum programlarımız devam ediyor şu anda. İstanbul'da HDP il binasındayız ve yanımızda HDP milletvekili Hüda Kaya var. Biliyorsunuz sayımlar sonuçlandı aslında. Sonuçlanmadı daha doğrusu. Sayım yapılıyor, biraz tartışmalar var. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre sonuçların açıklandığı söyleniyor. YSK'nın başka bir sonucu var. Bu sonuç tartışması üzerinden konuşacağız biz Hüda Hanım'la. Önceki yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz şu andaki durumla Duruma ilgili? göre. Şu anda tabii ki sandıklar açılmaya başladığı andan itibaren gözlemlediğimiz bir durum var ki YSK'dan direkt bir bilgi alma imkanına sahip olamadı kamuoyu. Bunu yapmaya çalışanlar akşam saatlerinde alınan bir kararla engellendiler, yasak getirildi ve bütün kamuoyu, bütün televizyon kanalları sadece Anadolu Ajansı'ndan akan bilgileri almaya ve vermeye mahkum edildiler. Bu da başlı başına bir manipülasyonun planının bir parçası olduğunu gösteriyordu zaten. Kaldı ki akşam saatlerinde benim yine mühürsüz oyların, pusulaların da kabul edilme kararı aldığı dakika Yüksek Seçim Kurulu'nun o dakika aslında hayırın resmi olarak anlaşıldığı an idi. Hayırın kesinlikle evet'i geçtiğinin anlaşıldığı anda mühürsüz oy pusulalarıyla şu anda evet'i 51,23'e getirip dengelemeye çalıştılar. Ve onu orada da bırakacak gibi görünüyorlar. İtirazlarınız olacak mı? Kesinlikle elbette. Sadece en son aldığımız bilgiye göre 668 civarında tutanak ekranlarda anlatıldığı gibi açıklanan sonuçlarla birbirini asla tutmuyor. Hem hukuki mücadelemiz sürecek tabii ki bununla beraber. Onların tabii ki ne pahasına olursa olsun evet'i çıkartmak noktasındaki A'dan Z'ye hazır olan planlarının bir parçasıydı. Düşünebiliyor musunuz? Günlerdir nasıl oy kullanılır, nasıl sandığa gidilir, ne yapılır, ne yapılırsa geçersizdir, ne yapılırsa nasıl yapılmalıdır gibi yandaş ekranlarda, televizyon kanallarında müşahitler, sandık görevlileri, basın görevlilerine kadar günlerdir bunu öğretiyorlar, bunu anlatıyorlar ve bu anlattıkların içerisinde en önemli noktalardan bir tanesi oy kullanırken arkasında mühür var mı yok mu dikkat edin. Mühür yoksa geçersizdir'i öğretenler, kendi kanallarında bile bunu yayınlayanlar akşam saatlerinde nasıl oluyor da yasa dışı bir şekilde neye dayanarak Yüksek Seçim Kurulu mühürsüz oyların kabul edilebileceği kararını alıyor. 1,5 milyon civarında oy ile bu şekilde evet'i ne yapıp edip geçirtmeye çalıştılar. Daha bunun haricinde diğerlerini birbirini tutmayan tutanaklarını işte daha sayılmadan daha %80'lerde iken, %80'i bulmamış iken sayım sonuçları gerçekti. Ekranlarda %99 sonuçların açıklandığına dair yapılan yayınlar. Neye dayanarak yapıyorsunuz? Anadolu Ajansı'nın nereye dayanıyor bunu? Yüksek Seçim Kurulu'ndaki akan bilgi başka, ekranlarda akan bilgi başka. Dolayısıyla bu bir anayasa meselesi ise, bu bir sistem meselesi ise, toplumsal bir mutabakatın, toplumsal bir konsensüsün olması kaçınılmazdır. Biz bu anlamda hem hukuki itirazlarımızı, mücadelemizi yapacağız, hem siyasi mücadelemizi yapacağız, itirazlarımızı yapacağız, hem de sosyal mücadelemizi yapacağız. Şuna bütün kalbimle inanıyorum ki bizim tabanımız, HDP'lilerimiz, bu ülkenin en politik, en ilkeli, en mücadeleci ve barışa, adalete ve özgürlüğe en çok inanmış olan bir halktır.
ve başaracağımıza, muhakkak kazanacağımıza inanıyorum. Bugün sahte evet ifadeleriyle sahte zaferler ilan edebilirler, balkon konuşmaları yapabilirler ama gerçek kazanacak. Bugün olmasa da yarın gerçek kazanacak. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, özgür izleyicileri, HDP İstanbul İl Binası'nda HDP